Arkadaşlar merhaba. Bu uygulamada Python'da if else kullanımını göstereceğim. 3 bölümden oluşacak videomuz. İlkinde if kullanımı ve örneklerini anlatacağım. İkinci bölümde if else kullanımı ve örneklerini. Üçüncü bölümünde de if elif kullanımı ve örneklerini geçeceğim. If yapısına geçmeden önce if'in söz dizimine biraz değinmek istiyorum. Burada if yazdıktan sonra koşulumuzu yazıyoruz ya da koşullarımızı yazıyoruz. Burada aritmetik, mantıksal gibi diğer işlem operatörlerini kullanabiliriz. Koşulumuzu yazdıktan sonra iki noktayı koyduktan sonra Enter'la bir alt satıra geçiyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken kısım şu. If'in içerisinde gerçekleştirecek, yani koşul doğruysa burası true değerini döndürdüğünde gerçekleştirilecek olan işlemleri bir tab kadar girinti yaparak klavyemize caps lock tuşun üzerindeki tuş tab girintisi yaparak işlemleri burada yazıyoruz. Yani ifadeler burada çalıştırılıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şartımızdan sonra iki nokta koyuyoruz ve enter yaparak ifadelerimizi yazıyoruz. Tabii ifadelerimizi yazıyoruz. İfademiz bittikten sonra program devam etmesini istiyorsak da buradan sonra devam edecek kodları buradan yazıyoruz. Yani aslında şu kısım if'in içerisindeki kodları ifade ediyor. Bu kısımsa programın ana omurgasından devam edecek kodları ifade ediyor. İlk bölüme bakalım. İlk bölümümüzde if kullanımı var. Koşulumuz doğruysa, yani true değerini döndürüyorsa girinti olarak oluşturduğumuz ifade veya ifadeler çalışacak ve uygulamada mesaj veya bir program parçası neyse bunların çalışmasını sağlayacağız. İlk örnekte başlayalım. İki tane değişkenimiz varmış ve A değişkeni B değişkeninden küçükse, buna büyükse ekrana mesaj verecek. Hemen yapıyorum. A eşittir 20, B eşittir 10 yaptım. Evet, soruyorum if A büyüktür B ise, girintideki mesaj çalışmasını istiyorum. Büyüktür. Mesajını verdim. A değişkeni B değişkeninden büyüktür. Çalıştırdığımız zaman A değişkeni B değişkeninden büyüktür mesajını verdi. Peki burada ne oldu? Koşulumuz true değerini döndürdü ve bu mesaj verildi. Diyelim ki B değişkenimizin değeri 100. Bu sefer A büyüktür B önermesi çalışmayacağı için false değerini döndürecek ve ekrana herhangi bir mesaj verilmeyecek. Bu birinci örneğimizin çözümüydü. Şimdi gelelim, 18 yaşından büyükse ehliyet alabilir. Aslında burada yapmamız gereken bir yaş diye bir değişkenimiz var ve yaşa işte 50 yaşını belirttik ve burada kontrol ediyoruz. Yaş büyükse az önceki yaptığımız gibi 18, burada ehliyet alabilir mesajını verdirmek oldu. Burada ehliyet alabilir mesajı veriyor. Şimdi diğer örnekte ise kullanıcı tarafından girilen bir değerden bahsediyor. Kullanıcının girdiği bir değerse buraya bir input yazmamız gerekiyor ve bu input içerisinde ehliyet için yaş girin'den sonra bunun metinsel olduğunu biliyoruz. Bunu integer türüne çevirelim. Int yaptık. Input'la gelen integer veriyi integer türüne çevirdik. Buraya bir boşluk koyup şöyle yapalım. Artık ekranımıza uyarı verip vermediğini kontrol edebiliriz. Bastım. Ehliyet için yaş girin diyor. 25 yazdım ve ehliyet alabilirsiniz uyarısı verdi. Uygulamayı tekrar çalıştırdığımda bu sefer yaş değerini 14 girdiğimde ehliyet alamazsınız dedi. Tabi burada da 18'den büyük değil de 18 büyük eşittir olması gerekiyor. Bu şekilde yaparsak tabii daha doğru olur. Çünkü 18 yaşı da dahil olması gerekiyor ehliyet yaşı için. İşte ehliyet alabilirsiniz uyarısı veriyor. Şimdi gelelim kullanıcının girdiği sayı çift mi? Bunu kontrol eden uygulama yapalım. Yine bir sayı girin yazacağım. Bir sayı girin. Bu sefer yaş değil de sayı diyelim. Bunu yine tam sayıya çevirdik. Veya float kullanarak ondalıklı sayıya çevirebiliriz. Hiç önemli değil. Şimdi sayının çift olup olmaması aslında sayının ikiye bölümünden kalanla alakalı bir durum. Sayı %2 eşitse sıfıra bu sayı çift sayıdır. Sayı çift sayıdır.
uyarısını verebiliriz. Uygulamayı çalıştırdığımızda 25 sayısını girdim ve herhangi bir şey gelmedi. Ancak uygulamayı tekrar çalıştırıp 40 sayısını girdiğimde bu sayı çift sayıdır uyarısı veriyor. Temel şekilde if ifadesinin kullanımı ile ilgili 4 örneği yaptıktan sonra diğer bölüme eğer tek durum varsa if kullanıyorduk. Fakat koşulun sağlanmadığı durumda da bir mesaj vermek istiyorsak, bu sefer veya uygulamayı çalıştırmak istiyorsak else kısmını kullanırız. Yine girintilerle oluşturuyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi aşağıdaki örneklerle bunu anlatmaya çalışalım. A, B değişkeninden büyükse ekrana A, B değişkeninden büyüktür veya tam tersi durumda küçüktür veya eşittir uyarısı verdirelim. Bunun için iki tane değişken tanımlıyorum. A eşittir 10, B eşittir 5 diyelim örneğin. If A büyükse B'den ki bu örneğimizde A, B'den büyük. Ekranı A, B'den büyüktür. Hemen bir geri gelip else yazıyorum. Ve burada A, B'den küçüktür veya eşittir mesajı verdiriyorum. Uygulamayı çalıştırdığım zaman A, B'den büyüdür yazmışım. Yanlış yazmışım. Büyüktür olsun. Büyüktür. A, B'den büyüktür. Şimdi 10 yaparsam ikisi birbirine eşittir. Burada else ifadesi çalışacak. Eğer B'yi büyük yaparsam da yine A, B'den büyük olmadığı için else ifadesinin çalışması gerekiyor. Else ifadesi çalıştı. Burada koşul sağlanıyorsa bu kısım, koşul sağlanmıyorsa else içindeki kısım çalışıyor. İkinci örneğe bakalım. Yaş 18'den büyükse ehliyet alabilir. Şimdi yaş değişkenini oluşturdum ve yaşa 20 dedim. Şimdi bu durumda ehliyet alabilmesi gerekiyor. Soruyorum if yaş büyükse veya eşitse 18, değil mi? 18'e büyük veya eşit olabilir. Burada printle ehliyet için uygundur mesajını verdirsin. Değilse bir geri gelip else yazıp iki nokta koyuyorum. Bu sefer de print yaş uygun değil mesajını verdirecek. Şimdi şu burada yaşımız 20 olduğu için ehliyet için uygundur mesajını vermesi gerekiyor. Çalıştırdığım zaman ehliyet için uygundur mesajını verdi. Fakat yaşı diyelim ki 10 yaptık ve uygulamayı tekrar çalıştırdığımızda bu sefer yaş uygun değildir mesajını verdi. Bir sonraki örneğimizde girilen yaş değeri var. Ben 20'yi silip int yapıp içerisine input'u koyuyorum. Input yaş girin dedim ve uygulamayı çalıştırdım. Burada 25 yazdığım zaman Enter'a bastığımda ehliyet için uygundur mesajı verdi. Az önceki yaptığım örnekte sadece kullanıcı tarafından girilen bilgi oldu. Sonraki örneğimize bakalım. K at eşittir admin ve şifre eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. Yani hatalı olsun. Şimdi soruyorum if K at eşittir adminse ve end şifre eşitse 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bu kullanıcı adı doğrudur. Print hoş geldiniz değilse else burada tabii if yazabiliriz ama ben printle hatalı giriş uyarısı verdireceğim. Çalıştırıyorum. Şu an kullanıcı adı admin ama şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğu için hatalı giriş uyarısı verdi. Ancak şurayı değiştirdim ve iki değer de sağladığı için burası true dönecek. True döndüğü için de hoş geldiniz mesajını verecek. Hoş geldiniz mesajını verdi. Bu sefer kullanıcının girdiği sayı çift veya tek mi? Bunu kontrol eden bir uygulama varmış. O uygulamaya da bakalım hemen. Kullanıcının girdiği olduğu için öncelikle bir sayı diyelim. Ve sayı tam sayı olduğu için int fonksiyonunu kullanıyorum. Print değil input. Bir sayı girin dedim ve soruyorum. Girilen sayı %2
eşitse sıfıra, yani ikiye bölümden kalan sıfırsa, ki bu sayı çift sayı demektir. Print çift sayı değilse tek sayıdır. Tek sayı olarak mesajı verdirdim. Uygulamayı çalıştırdığımda 7 sayısına bakıyorum. 7 sayısı tek sayı. Burada ikiye bölümden kalan 1 olduğu için, sıfıra eşit olmadığı için else kısmı çalıştı ve tek sayı mesajını verdi. Eğer uygulamayı tekrar çalıştırıp örneğin 4 yazarsam bu sefer çift sayı uyarısı verecek. Çünkü 2, 4'ün 2'ye bölümünden kalan 0'dır. 0 da çift sayı olduğunu gösteriyor. Bu bölümde if else kısmını örneklerle açıkladık. Üçüncü bölümde birden fazla koşulun olduğu durumlar için if-elif kavramını kullanacağız. İlk bölümde if doğruysa if'in altındaki ifadeler çalışmıştı. İkinci bölümde if koşulu sağlanmadığı durumda else ile ilgili kavramları anlatmıştık. Bu bölümde ise birden fazla koşul durumunda çalışacak olan elif kavramını anlatacağım. Örneğin buradaki kavram üzerinden biraz değinelim. Koşul sağlanıyorsa bu bölüm çalışıyordu. Koşul sağlanmıyorsa ikinci bir koşulumuz var. Bu koşul kontrol ediliyor. Eğer bu koşul sağlanıyorsa buradaki bölüm çalışıyor. Eğer buradaki koşul da sağlanmıyorsa bu sefer üçüncü koşula bakıyor ve buradaki bölümleri çalıştırıyor. Eğer sağlanıyorsa gibi bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir koşul sağlanmadığı durumda da else kısmı çalışıyor ve program kaldığı yerden devam ediyordu. Burada birden fazla koşul durumunda if elif kullandığımızı biliyoruz. Örneklere geçebiliriz. Örneğimizde bir sayımız var. Sayı pozitif, negatif ya da sıfır olması durumu var. Yani burada aslında 3 durum söz konusu. Bunun için ilk olarak bir sayı değişkeni tanımlıyorum ve sayıya 8 değerini verdim. Bu sayı aslında 8 sayısı pozitif bir sayı. Peki bunu nasıl anlıyoruz? If içerisinde soruyoruz. Eğer sayı büyükse sıfırdan bu sayı pozitif sayıdır. Değilse, şimdi sayı sıfırdan büyük değilse iki durum var. Sayı sıfıra eşittir ya da sıfırdan küçüktür. O zaman else yapamayız. Elif yapıyoruz. Ve ikinci koşulumuzu yazıyoruz. Sayı bu sefer küçükse sıfırdan. Sayı sıfırdan büyük değil ve sayı sıfırdan küçükse bu sayı negatiftir. Aksi durumda da else kaldı. Artık sayı ne pozitiftir ne negatiftir. Sayı aslında sıfıra eşittir. Şimdi buradaki örnekte aslında ilk kısım çalışacak. Yani ilk koşulumuz çalışacak. Buradaki ifadede gibi olduğu gibi. İlk koşul çalıştığı için de bu bölüm çalıştırılmış olacak. Uygulamayı çalıştırıyorum ve sayının pozitif olduğu ekrana mesaj olarak verildi. Fakat ben sayıyı eksi 5 olarak verirsem bu sefer birinci koşul değil ikinci koşul çalışacak ve ekrana sayı negatif uyarısını verecek. Eğer ben her ikisini de yapmayıp sayıya 0 verirsem ne sıfırdan büyük ne sıfırdan küçük olduğu küçüktür. Bu sefer de else kısmı çalışacak ve sayı 0 eşittir uyarısı verecek. Şimdi daha zevkli bir örneğe geçelim. Kullanıcı tarafından girilen sayı ve operatöre göre 4 işlem yapan uygulamayı yapalım. İlk olarak sayı bir değerini kullanıcıdan alalım. Int input birinci sayı. Aynı işlemi ikinci sayı için de yapıyorum. Sayı 2. Bir de operatör istiyorum. OPT yazalım buna. Input. Buraya da yazıyorum. Artı, eksi, yıldız ve bölü. Birini girin. Şimdi bu değerlerden herhangi birisini giriyorsa buradaki işlemleri yapacak. Sayı 1 ve sayı 2 ile ilgili o işlemi yapacak. Aksi durumda da hatalı operatörü mesajını verecek. Şimdi burada aslında 4 işlemimiz artı bir de hatalı mesajımız aslında bir else kısmımız var. Burada da 4 tane if else yapımız var. Şimdi yapıyorum. Sırayla gidelim. If operatör olarak OPT olarak eğer kullanıcı artı girdiyse ki bu metinsel girilmiştir. Bu arada burada girilen veri metinsel. O yüzden tırnaklar içerisinde yazıyorum. Artıysa ne yapacak? Sayı 1 ile sayı 2 toplayıp ekrana yazacak. Sayı 1 ile sayı 2 topladık. En sonda bittikten sonra uygulama ekrana yazdıracağım.
Değilse bu sefer de eksiği kontrol edeceğim. O yüzden de Elif diyorum. Operatör eşitse eksiye bu sefer de sonuç için sayı bile sayı çıkartacağım. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Sonuca bir ilk değer de verelim biz burada. Hemen şurada ben sonuca eşittir sıfır değerini veriyorum. Global olması için. Elif operatör eşitse yıldıza burada çarpma yapmak istediğim anlamına geliyor. Çarpma işlemini yapıyorum. Elif son işlem olarak da operatör eşitse bölüye 2 nokta. Girintili yazdığıma dikkat edin. Sıfır ikinci sayının sıfır olmadığı varsayımı üzerinden devam ediyorum. Sonuç eşittir sayı 1 bölü sayı 2. Ama ikinci sayı sıfırsa hata verecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Else bunların herhangi birisi sağlanmıyorsa print bilgiler hatalı mesajını verdirecek. Ve en sonda da sonucu ekrana yazdıralım. Print sonuç 2 nokta. Hatta formatlı yazdıralım. Bunun için değişken tanımlama videosuna bakabilirsiniz. F sonuç yazdım. Şöyle süslü parantez içerisine sonuç olarak belirttim. Şimdi bu girintili olmadığı için bu her halükarda çalışacak. Burada da eşleşen değerler çalışacak. Yani eğer artı eşitse burası, eksi eşitse burası, yıldız eşitse burası, bölü eşitse burası, değilse de hatalı bilgiler mesajı verecek. Çalıştırıyorum uygulamayı. Birinci sayı girdi dedi. 50 girdim. Benden ikinci sayı istiyor. 10 girdim. Şimdi burada bir işlem yapalım. Örneğin eksi yapalım. Yani 50'den 10'u çıkarsın. Sonuç 40 olarak çıktı. Diyelim ki ben buradaki işlemlerde artıyı iki sefer yazdım. Buradakilerin herhangi birisiyle eşleşmediği için, pardon, önce sayıları girelim. 10 yaptı. Artı iki sefer yazdım diyelim. Enter'a bastığım zaman bilgiler hatalı mesajını verdi. Basit bir şekilde bir hesap makinesi olarak düşünebilirsiniz. Şimdiki örnekte kullanıcı adı ve bilgilerini kontrol edelim. Yine key at diyorum ve buraya admin yazdım. Şifre eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kullanıcı adı ve şifresi eşitse, işte kullanıcı adı doğru ama şifresi hatalıysa, kullanıcı adı hatalı ama şifresi doğruysa gibi durumları kontrol edelim. If key at doğru, yani admin ise ve and şifre eşitse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekrana hoş geldiniz mesajı versin. Elif eğer değilse key at admin, yani kullanıcı adı doğru fakat şifre farklıysa 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan bu sefer ekrana kullanıcı adı doğru ama şifre hatalı olduğu için bilgiler hatalı değil, şifre hatalı. Hatalı mesajı versin. Elif eğer key at farklıysa adminden ancak şifre eşitse 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bu sefer şifre doğru ama kullanıcı adı hatalı. Print kullanıcı adı hatalı versin. Else aksi durumda aslında her şey hatalıdır. Bilgiler hatalı mesajı versin. Şimdi uygulamayı çalıştırdığımız zaman aslında herhangi bir hata olmadığı için hoş geldiniz mesajını verecek. Hoş geldiniz mesajını verdi. Ama diyelim ki admin yazdık ve uygulamayı tekrar çalıştırdım. Bu sefer kullanıcı adı hatalı. Aksi durumda örneğin şifremizi de yanlış girelim. Ne kullanıcı adımız doğru, ne şifremiz doğru. Şimdi de bilgiler hatalı mesajını vermesi gerekiyor.
Bilgiler hatalı mesajını verdi. Son örneğimize geçelim. Girilen 3 sayıdan büyük olanı bulacak programımız. S1 diyelim. Bu sefer float kullanalım. Float, yani ondalıklı sayı da girebiliriz. Sayı input tırnak içinde birinci sayıyı girin yaptık. Bunu çoğaltıyorum. İkinci sayıyı girin ve üçüncü sayıyı girin yaptım. S2 ve S3 olarak belirttim. Şimdi S1 sayısını kontrol edelim. S1 sayısı hem S2'den hem S3'ten büyükse en büyük sayı S1'dir. If diyorum. Burada kodu yazarken mesela girintilere çok dikkat edin. Eğer mesela bir boşluk bile verseniz hata verir. O yüzden tab tuşunu kullanın ve sadece bir girinti vermeye çalışın. S1 sayısı büyükse S2 sayısından ve and. S1 sayısı aynı zamanda büyükse S3 sayısından, yani her iki sayıdan büyükse aslında büyük olan sayımız bizim S1 sayısıdır. Aksi durumda elif. Şimdi S1 sayısı büyük değilse bu iki sayıdan birisi büyüktür. Bu sefer de bunları kendi arasında kıyaslıyorum. S2 sayısı büyükse S3 sayısından, bu sefer o zaman büyük olan sayı S2 sayısıdır. Print. Print en büyük sayı en büyük sayı boşluk S2 yapıyoruz. Eğer bunların hiçbirisi değilse else en büyük sayımız aslında print en büyük sayı S3 sayısı oluyor. İki noktaları da koyalım şöyle. Daha düzgün görünsün. Çalıştırdığımız zaman uygulamayı birinci sayı girin dedi. Örneğin sıralı girelim. 1, 2, 3. En büyük sayımız 3. sayıdır. En büyük sayı 3. sayıdır. Ondalıklı olduğu için, float olduğu için ondalıklı kısımlar görünüyor. Yani eğer biz sayılarımızı ondalıklı da girebiliriz. 12 nokta şeklinde girebiliriz. Burada en büyük sayımız ikinci sayımız. En büyük sayı ikinci sayıdır uyarısı veriyor. Umarım bu 3 bölüm ve yaklaşık 15 örnek if else ile ilgili detaylı bir kaynak olmuştur, oluşturmuştur.